Şu memlekette bir isyan çıksın devlete, ilk silahı çekecek insan da bu Suriyeliler. Doğrudur, çünkü onlar düşük maaşlı çalışıyorlar. Türk insanları da bu yüzden işsiz. Çoğu insan işsiz. Benim olduğum gibi. Çalışmıyor. Bizimkiler iş beğenmiyor. Gidin sanayiye her kapıda şey alsın. Mehmet Özhasaki doğruyu söylemiyor. Mülteciler bizi ayakta tutmuyor. Bizi gurbetçiler ayakta tutuyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhasaki katıldığı bir televizyon programında bazı şehirlerde sanayiyi mülteciler ayakta tutuyor açıklamasında bulundu. Bakalım Kayseri halkı bu konuyla alakalı neler düşünüyor? O zaman herhalde bizim 80 milyonluk insanlarımız ne yapıyor? Boşta mı geziyorlar? Bence yanlış yani bu düşüncesi. Bizim insanlarımız hani çalışmaya ihtiyaç duyarken mülteciler yanlış yani. Onlar da çalışmasınlar demeyeyim ama bizimkilere de ağırlık verilmesi gerekiyor yani bence. Bana göre yani. Peki Özhasaki neden böyle bir açıklama yapmış olabilir? Onu bilmiyorum ama sanırsam mültecilere karşı yapılan ırkçılık var. Ondan dolayı olabilir yani. Şimdi şu anda Mehmet Özhasaki'nin söylemiş olduğu bizim, belki siz de benden çok çok gençsiniz mesela. Bizim işçilerimizin çoğu çalışmıyor. Neden? Üstüm toz olur, temiz iş olsun, düzenli iş olsun diye çoğu düşük maaş diye çalışmıyor. Ama Suriyeliler olsun, yani yabancı uyruklu vatandaşların çoğu çalışıyor bu işlerde. En birisi benim. Bak ben 52 yaşındayım. Gidiyorum yükleme yapıyorum. Üstümde 25 ton yük geçiyor. Alnımın teri akıyor. Onun paramı alıyorum. Ama çoğu gençler inanın 2 yıllık okuyorlar. Lise bitirdik diye, üniversite bitirdik diye 5 milyar 10 milyar maaş istiyor. Akıl mantıkına şöyle kimse terlemeden, yapmadan yani büyük gelir kazanabilir mi? 4 yıllık okusa mesela makine mühendisliğini bitirse, mesela inşaat mühendisliğini bitirse, iş bulabiliyor. 2 yıllık okuyor, ben üniversite bitirdim, işsizim. Ne olacak bunun hali? Ben de yurt dışında çalışayım. Zamanında ben ikinci kuşağım. Babalarımız da Almanya'ya gittiğinde Almanya'yı da onlar kalkındırdı. Neden? Her dediklerini yapıyordu. Bir de ucuz işçi olduğundan. Yani bence iyi bir şey yani. Yani bunu doğru buluyorsun. Evet, doğru buluyorum. Çünkü örnek benim karşınızda. Biz de, ben daha hala Almanya'da çalışıyorum. Mesleği olmayanlar ne yapıyor? Ya alt tabaka işlerde çalışıyor yani, ağır işlerde, vücutla yapılan işlerde. Buraya da ben 2 aydır, 3 aydır buradayım. Bakıyorum, işçi arıyorum, bulamıyorum. Çalıştıracağım 2-3 kişi. Ama bulamıyorum, mecbur kalıyorum. Ya Suriyeli geliyor ya Afganistanlı geliyor. Bu kadar benim söyleyeceklerim. Sanayide gerçekten birçok iş yerinde Suriyeli çalışıyor. Bu bir gerçek yani. Diyeceğim bu kadar. Peki neden genelde mülteci vatandaşlar çalışıyor? Neden çalışıyor? Ya şimdiki gençler artık iş beğenmiyor. Beğenmediğinden dolayı bu tür yerleri hep Suriyeli vatandaşlar, Afganlı vatandaşlar bunlar dolduruyor. Bundan dolayı yani. Mehmet Özhasaki doğruyu söylemiyor. Mülteciler bizi ayakta tutmuyor. Bizi gurbetçiler ayakta tutuyor. Sanayi ayakta tutuyor. Sanayi tabii ki. Gurbetçi döviz getirmese sanayi nasıl ayakta kalacak? Değil mi? Evet. Var mı başka sorunuz? Peki neden böyle bir açıklama yapmış olabilir? Mültecilerden oy almak için herhalde. Başka neden olsun? Başka bir açıklaması ben en azından bilmiyorum. Bence doğrudur. Doğrudur çünkü onlar düşük maaşlı çalışıyorlar. Türk insanları da bu yüzden işsiz. Çoğu insan işsiz. Benim olduğum gibi. Peki bu doğru mu? Bence doğru değil yani. Neden kendi insanı o kadar aç gene işte Suriyeli insanları ayakta tutmaya çalışıyor. Üstelik görüyoruz şeyler internetlerde. Onlar tatil yaparken bizim askerlerimiz Suriye'de şehit düşüyor. Başka da söyleyecek bir şeyim yok. Gerçekten çok üzgünüm yani bu konuda. Keşke hiç gelmeselerdi. Şimdi bir de Afganlılar gelmeye başladı. Maalesef. Doğru söylemiş. Mülteciler geldi.
2000 liraya çalışıyor. Biz iş bulamıyoruz. Nasıl olacak? Tamam biz vatansever, misafirsever bir ülkeyiz ama şimdi akın akın şeyler geliyor. Afganlar geliyor. Nasıl olacak? Bak ben 4 yıldır bir işte çalışıyordum. Suriyeliler girdi. Benim işime son verdiler. 64 yaşındayım. Ben işsiz kaldım. Nasıl olacak bu? Gasp mı yapacağız? Soygun mu yapacağız şimdi biz? Nasıl edeceğiz? Ha, Cumhurbaşkanımıza sözümüz yok. Ama bu kadar da fazla. Değil mi? Yapacak da bir şey yok. Gene de saygı duymak lazım. Ama şu memlekette bir insan çıksın devlete, ilk silahı çekecek insan da bu Suriyeliler. Kim nedirse desin. Bizden iyi yiyorlar. Biz çalışıyor, Maltepe çiyor. Onlar geldiği yerde Parlament çiyor. Malbora çiyor. Ciplerinden balle balle para çıkıyor. Kaymakamlık oraya çalışıyor. Belediye ona çalışıyor. Devlet ona çalışıyor. Şu Halk Bankası'nın önüne var. 2 kilometre kuyruk. Alıyor maaşı. Normal. Normal yani. Bizim milletin çalışmadığı yerlerde onlar çalışıyor. İş beğenmiyoruz. Millet olarak, toplum olarak. Onlar da fırsatı değerlendiriyor yani. Bunda bir şey yok. Onlar da Osmanlı'dan beri bizimle beraberler. Yani. Bizim sahip çıkmadığımız mesela cenazelerimizin, krallarımızın, padişahlarımızın cenazelerini onlar para topladı getirdi Avrupa'dan. Bunun için normal yani onlar şey değil, çalış. Yani sanayi mülteciler ayakta tutuyor. Ya çalışmıyor, bizimkiler iş beğenmiyor. Gidin sanayiye her kapıda şey asılı. Afşiş asılı ama iş yok yani şey, çalışan yok. İş beğenmiyorlar. O yüzden ne yapacak? Birileri çalışacak yani. Onlar olmasa dışarıdan başkaları gelecek yani.